Burada özgürlüğün öz bilinçli alanı ortaya çıkıyor. Daha önceki mülkiyet alanında ya da dolayısıyla sistem alanında özgürlük öz bilinçsiz özgürlük. Kendini sorgulamayan, kendini yargılayamayan, kendini değerlendiremeyen, duygusuz, ahlaksız bir özgürlük durumu var. Ve de bütün kültürler, bütün uluslar, bütün bireyler bu aşamalardan geçiyorlar. Özgürlük önce dolaysız. Yani kişi, insan önce moral yargıda bulunmuyor. Ama özgürlüğünü uygulayabiliyor. Çocuklarda bu çok görünen bir şey. O özgürlük içinde, dolaysız özgürlük içinde ya da dolaysız istenç ile çocuk sınırsızca davranıyor değil mi? Her şeyi elini uzatıyor, her şeyi yakalamaya çalışıyor, her şeyi kendini yapmaya çalışıyor. Kural tanımıyor, bir sınır bilmiyor. Bu doğru mu söylüyorsun? Burada özgürlük var ama dolayısıyla yani şey yok, o özgürlük istemcinin kendini sorgulaması gibi bir şey. Ona dışarıdaki, dışarıdan frenlemeler getiriliyor. Şunu yapma, bunu yapma şeklinde onun moral eksikliğini, büyüklerinin morali tamamlıyor.